Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve İrfan Gölgesinde Eğitim Söyleşileri programımıza hoş geldiniz sevgili Camia TV seyircileri. Yine eğitim ve eğitim sürecine dair konuları işleyeceğimiz bir programımızla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz uzman eğitimci ve sosyolog Burcu Temel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyim. Siz nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Geldiğiniz için daha da mutlu olduk. Programımızın bir gidişatı var. Bugünkü işleyeceğimiz konularla, konunun içeriğiyle ilgili kavram kartları ve buna benzer kelimeleri bu küçük kupamızın içine yerleştirdik. Bir tanesini çekerseniz Burcu Hanım, konuşmamıza tabii, buradan başlayalım inşallah. Tabii. Cami ve eğitim. Evet. Evet, Burcu Temel Almanya'da doğdu, büyüdü. Burada okula gitti, master'ını yaptı. Ve bu süreç içinde sürekli bir cami eğitimi aldı, değil mi? Evet. Okul ve cami hayatınız çocukluğunuzda nasıldı? Nasıl bir dengeniz vardı? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki çok erken yaşlarda cami eğitimiyle tanıştım. 6 yaşında yaklaşık camide eğitim almaya başladım. Tabii hafta içi okula gidiyorduk. Hafta sonları da cami eğitimine katılıyorduk. Bu noktada ailemin de hani gerçekten istisnası yoktu. Sürekli olarak hafta sonları cami eğitimine tabi tutuluyorduk. Bu şekilde sürekli ilerledi ve gerçekten geriye dönüp baktığımda bütün çocukluğum bu şekilde geçmiş. Hafta içi okul eğitimi, hafta sonu cami eğitimi. Tabii çocukluğum diyorum ama bugün de hala böyle. Yani evet, temel hazırlık ve diğer ana eğitimlerimizi camimizde gördük. Fakat ardından İslam İlimler kursu hafta sonları devam etti. Sonra üniversite eğitimlerimiz devam etti. Ara ara kendimize eğitim versek de eğitimimiz hala devam ediyor. Yani bu şekilde hafta içi şimdi artık çalışıyoruz. Hafta sonları da cami eğitimine devam ediyoruz. Zaman zaman kendimiz veriyoruz, zaman zaman kendimiz alıyoruz. Evet, Burcu Hanım, geriye doğru baktığımızda küçük Burcu çocuk iken camiye gittiğinde nasıl bir atmosferle karşılaşıyordu? Yani şöyle bir parantez açabiliriz. Aslında camiler bizim geldiğimiz kültürde namaz kılınan yerler. İşte cuma namazına gidilir, bayram namazına gidilir, vakit namazları kılınır. Lakin burada camilerin namaz kılınan yerlerden farklı bir atmosferleri, farklı fonksiyonları var. Burcu nasıl görüyordu camiyi? Ya şöyle söylemem gerekiyor. Cami eğitimi benim için çok güzel anılarla dolu bir yer. Çünkü hafta içi okuldan ayrı bir eğitim sunuyordu. Dini eğitimimiz aktivitelerle, etkinliklerle, metotlarla doluydu. Hatta o zamanlar bizim zamanımız için bir hoca hanım ile eğitim görmek çok ayrıcalıklıydı. Hatta ben kendimi bu noktada çok nasipli de görüyorum. Çünkü hocamız gerçekten eğitimimize sadece dini yönde değil, aktivitelerle, metotlarla, etkinliklerle de altını doldurmaya çalışıyordu. Bunun üzerine inşa ediyordu eğitimimizi. Sadece dini bilgilerle doldurmak değil, aynı zamanda eğlenceli bir şekilde de bunları öğrenmemize önem gösteriyordu. Hatta işte aynı düşüncede olan arkadaşlarla buluşmak, orada onlarla hasbihal etmek de bir ayrıcalıktı bizim için. Ve gerçekten keyifle gidiyordum cami eğitimine. Bu şekilde gerçekleşti. Yani çocukken hafta sonu eğlenmek varken ya da ne bileyim oyun çevresi varken camiye gitmek aslında sizin o zamanki çocukluğunuzda sıkıcı bir olay değildi. Kesinlikle değildi. Yani
etkinlikleri düşündüğüm zaman, hocamızın bize gerçekten efor sarf ettiğini hatırladığım zaman ne kadar eğlenceli bir şekilde derse katıldığımızı hatırlıyorum. Hatta aklımda kalan çok güzel bir metot da var. Meal çalışması yapıyorduk. Hocamız bir tabela şeklinde kim kime ne demiş oyununu meallerle işliyorduk örneğin. Bu mesela benim aklımda çok bariz kalan örneklerden bir tanesi. Veya özellikle ders içerisindeki yapılan etkinliklerden ziyade aktiviteler de yapıyorduk. Gezilere gidiyorduk. Hatta Brüksel'e dahi gittik sınıfça. Yani bunlar belki de bizim zamanımıza çok sık rastlanılamayan aktivitelerdendi. O yüzden gerçekten hep böyle dolu dolu geçtiğini hatırlıyorum. Yani genel olarak baktığımızda çocuk burcunun cami eğitiminde anısı tatlı bir tatta ve mutlulukla geçmiş. Kesinlikle. Hı hı. Bunun yanı sıra hocalarımızın bize gerçekten gösterdiği değer, verdiği değer, bizi yönlendirmeleri, yeteneklerimize göre bizlere görevler vermesi de bunun faydalarını bugün de görüyorum. Yani küçük burcu o zaman iyi yönlendirilmiş ki bugün yeteneklerinin farkında veya hangi yönde kendini geliştirebileceğinin farkında. Evet. O zaman bir okul çocuğuydunuz. Okula gitmek zorundaydınız. Doğal olarak haftanın bütün çalışma günleri okuldaydınız. Okula gidiyordunuz. Bir okul çevresi vardı. Okul arkadaş grubu vardı. Bu arkadaş grubu camide de aynı mıydı? Yani sizin aile çevrenizden ya da sosyal çevrenizden arkadaşlar camide var mıydı? Yoksa okuldaki arkadaş grubunuzla camideki arkadaş grubu arasında bir fark oluyor muydu? Bir fark oluyordu çünkü okuldaki arkadaşlarım sadece Almanlardan oluşuyordu. Hafta sonundaki arkadaşlarım ise Türklerden, Müslümanlardan oluşuyordu. Bu yüzden benim iki çevrem vardı. Okuldaki çevrem ve camideki çevrem. Ve ben camideki arkadaşlarıma çok özenirdim. Onlar hep anlatırdı işte okulda da Türk arkadaşlarımız var, Müslüman arkadaşlarımız var. Benim hiç öyle bir hayatım olmadı. Bütün okul serüvenim boyunca hiç öyle bir hayatım olmadı. Bu yüzden benim için çok güzel bir denge de sağlanıyordu bu vesileyle. Yani orada gerçekten aynı sorunları paylaştığım, sorunlarımı anlatabileceğim, beni anlayan insanların olması benim için çok güzel bir dengeyi sağladı bu noktada arkadaş gruplarımın içerisinde. Evet. Ve onlarla hala bugün daha görüşmekteyim ve arkadaş grubumuz elhamdülillah var, duruyor. Güzel bir birikim oluşmuş demek ki. Fakat biraz evvel çok güzel bir kelimeyi, kavrama değindiniz. Değer kelimesinden bahsettiniz. Hocalarımız ya da camideki eğitim bize değer verdi, değer kıldı. Burayı biraz daha açabilir misiniz? Okul hayatımda hiç böyle bir şeye rastlamadım. Yani öğretmenlerimin bana özellikle bir değer vermesi. Biz birçok öğrencinin arasında herhangi bir öğrenciydik. Fakat camide bu böyle değildi. Hocalarımız bize özellikle kişiliğimize bakarak, yeteneklerimize bakarak bizi yönlendirmeye çalıştı. Bize bu noktada o değeri gösterdiler. Özellikle sadece dediğim gibi dini bilgileri aktarmakla kalmadılar. Bize dinimizi sevdirmeye çalıştılar ve bu benim için çok önemliydi. Yani okulda sadece ezber yapmak veya bir şeyleri öğrenmek, iyi not kazanmak değildi amaç. Amaç gerçekten dinimizi sevmek, dinimize bağlı kalmak, ayaklarımızın sabit kılınmasıydı. Bu noktada da gerçekten çok çaba sarf ettiklerini de sarf ettiklerine inanıyorum. Allah onların hepsinden razı olsun. Amin. Rabbim inşallah onların da ahirette karşılarına bunları çıkarsın inşallah. Amin. Sevap Amin. Olarak. Muhakkak ki hocalarınız da öğrencilerinin böyle olmasından, bu tür değer sahibi olmalarından memnundurlar. Rabbim gerçekten hepsinden razı olsun. Amin. Peki Burcu Hanım, çocukluğumuza indik, şeydeki gibi oldu, hani kırmızı koltuk meseleleri gibi oldu, çocukluğumuza indik ama bunun dışında bugün bir akademisyensiniz, bir eğitim aldınız. Muhakkak ki okuduğunuz okulun da bunda katkısı olmuştur. Size öğrendiklerinizi iyi öğrenmek, bilgiler arası transferinizin güzel olmasını sağlamıştır. Büyük bir katkı sağlamıştır. Fakat
bugün kendinize baktığınızda ki aslında ana konumuz da bu zaten. Yani bir Müslüman çocuk camide, cami eğitimi aldığı zaman o onun hayatında nasıl bir değişiklik yapıyor, nasıl bakış sağlıyor? Bugün de sizin bu anlamda cami eğitiminin kişisel gelişiminize katkısı ne oldu? Bunları sayabilir misiniz? Özellikle tabii ki düşünce yapısını olumlu yönde etkiledi. Yani olaylara bakış açısı sadece okulda öğrenilen bilgilerden ziyade gerçekten uhrevi bir bakış açısı da kattı. Bu noktada sosyal çevrenizi de genişletti. Yani kendi adıma konuşmam gerekirse. Bunun yanı sıra tabii ki de kişilik, aidiyet kazandırdı. Birkaç kez değindim ama yeteneklerinizi görmenize, özellikle tabii sadece cami eğitiminin yanı sıra örneğin orta öğretimde, gençlikte faaliyette bulunmak da bunlara katkıda bulundu. İşte organizasyon yeteneğiniz, plan, proje, insanlarla ilişkileriniz, camide mesela teyzelerle, amcalarla oturup kalkmanız, bunlar hepsi, bunların hepsinin tabii ki çocuklara faydası olduğuna inanıyorum. Ve bunların kişilik üzerinde de etkisi ve katkısı ve faydası olduğuna inanıyorum. Aslında güzel bir noktaya değindiniz Burcu Hanım. Sadece kişisel gelişim değil, ben şu an onu duydum. Sosyal gelişimi de çok olumlu yönde etkiledi. Yani çocuk grubunda değil, bunun yanı sıra ablalar, abiler ve büyükler ile oturup kalkmak, konuşmak, sohbet edebilmek, onların düşünce dünyalarından bazı düşüncelerle onlarla muhabbet edebilme yeteneği de caminin eğitiminde gelişiyor. Yani cami dediğimiz zaman ufak çocuktan efendim yetişkine kadar birçok faaliyetin eğitimle birlikte verildiği ortamlar olarak gözlemliyoruz. Evet, özellikle abi ve ablalar konumu çok önemliydi. Benim yaşımda özellikle. Genç kızların başörtü takma isteği, işte cesaret edip edememeleri, bunun örneğini ablalardan almışlardı. Ben mesela cesaretimi ablalardan almıştım ve bu şekilde, bu vesileyle de 5. sınıfta kapanmaya karar vermiştim. Hı hı. Ya bu yüzden abilerin ve ablaların rolü camide de özellikle çok önemli. Hı hı. Hani sadece eğitimi çocuklar üzerine görmek değil, evet, hayat boyu bir eğitim olarak görüp sürekli de camiyle hemhal olmak, aslında hı hı, cami eğitimiyle hemhal olmak. Hı hı. Sadece ben kendim için bir şeyler yapmıyorum. Belki başkalarına örnek olabiliyorum, belki başkalarına katkıda bulunabiliyorum. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor tabii ki. Hı hı. Yani burada özellikle küçük yaştakilere abla abilerin örnek olma fonksiyonunun ciddi anlamda çocukta yer ettiğini duyuyorum ben şimdi söylediğinizden. Belki çocukken oyun içinde o kadar etkili olduğu hissedilmiyordur ama ileriye yönelik bu farkındalık oluşuyor. Zaten Kadınlar Gençlik Teşkilatımız, Gençlik Teşkilatımız şubelerimizde abla abi projeleriyle ciddi adımlar atıyorlar ve çok önemli de buluyoruz. İleriye yönelik gelişimde katkılarının, kişiliğe yönelik, sosyal gelişime yönelik katkılarının çok olduğunu görüyoruz. Şimdi bakıyoruz, siz bir sosyologsunuz. Aynı zamanda eğitim alanında uzmanlığınız var. Ve camiyle hala ilişkiniz var. Eğitimi alıp ondan sonra ayrılmadınız. Camiyle buna bağlı, caminin bağlı olduğu teşkilatla ilişki içindesiniz. Bugün karşılaştırma yaparsanız sizin çocukluğunuzdaki durum ile bugünkü eğitim arasında fark, benzerlik, olumlu, olumsuz neler söyleyebilirsiniz? Bizim zamanımızdaki, dönemimizdeki eğitim ile bugünkü eğitimi kıyasladığım zaman arada gerçekten büyük farklar var. Fakat olumlu yönde farklılıklar var. Daha doğrusu gelişmeler var. Bizim dönemimizde ana sınıfları yoktu. Bugün baktığımız zaman her şubede artık bir ana sınıfı mevcut veya çocuklara yönelik kulüpler mevcut. Gökkuşağı'nın özellikle yaptığı faaliyetler mevcut. Bizim zamanımızda bunlar çok gelişmiş değildi. Biz bir hoca ile ders görebilmeyi dahi kendimizi çok nasipli bilirdik ve bizim için çok büyük bir olaydı.
bir erkek hocada değil de bir kadın hocada eğitim görmek bizim için çok büyük bir olaydı. Bugün elhamdülillah bütün bu imkanlara sahibiz ve çok mutluyum. Gerçekten bu noktada kendi öğrencilerimizin, eski öğrencilerimizin de tekrar camiye dönüp eğitim vermeleri noktasında, faaliyette bulunmaları noktasında bunun çok önemli bir konu olduğuna inanıyorum, düşünüyorum. Bu da zamanında temel eğitimin ne kadar sağlam verildiğinin de bir göstergesi. Çünkü ben sadece eğitimimi alıp gitmiyorum camiden veya ayrılmıyorum. Geri dönüş sağlayıp tekrar faydalı olmaya çalışıp katkıda bulunmaya çalışıyorum. Topluma faydalı olmak için. Demek ki zamanında bunun eğitimini çok iyi almışlar veya çok iyi verilmiş ki bu şekilde bir geri dönüşüm sağlanılıyor. Evet. Yani bu anlamda şunu söyleyebiliriz ki bugünkü gelişim eskinin üzerine bina ederek, eski yıkılmadan, eskinin üzerine bina edilerek çok daha ileri duruma getirildi. Evet. Peki burada da çok önemli bir konuya değindiniz Burcu Hanım. Camide işte eğitim almış, faaliyetlerde bulunmuş, hani eğitim deyince faaliyetlere ve çalışmalara katılmış bir teşkilat mensubu olmuş, artık bir aidiyet kazanmış, kendisini onunla ifade edebilen bir genç olmuş, meslek sahibi olmuş kişilerin bu anlamda camiye dönüş yapmaları konusunda da herhalde bir tavsiyede bulundunuz bu arada. Ben öyle anladım. Evet, yani herkesin de sorumluluğunda olan bir mesaj vermek istedim aslında burada. Çünkü herkes ilminin zekatını vermek zorunda. Bu noktada bize düşen gerçekten çok büyük bir görev, çok da büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğu izleyen bütün kardeşlerime de vermek istiyorum. Biz nasıl zamanında zor şartlar altında eğitimimizi aldıysak ve eğitim gördüysek bu noktada bunun zekatını vermek de gerçekten boynumuzun borcu. Çünkü elhamdülillah bu nimetlere belki şu anda ulaşabiliyoruz, belki elimizde var ama maalesef camimizde eğitimci bulamıyoruz. Yani eğitimini alıp gidenler de çok. Bu noktada gerçekten sorumluluk sahibi olup camilerimize sahip de çıkmamız gerekiyor. Öğrencilerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Biz burada gayrimüslim bir toplumda yaşıyoruz ve aidiyetimize, kişiliğimize sahip çıkmak zorundayız. Evet, yani şunu da diyebiliriz değil mi? Büyüdüğünde çocukluğunu camide mutlu hatırlayacak olan birçok çocuğumuz olsun. Evet. Bunun çabasını verelim. Peki bir eğitimci olarak Burcu Hanım, ileriye yönelik cami eğitimini nerede görüyorsunuz? Cami eğitimini nerede görüyorum? Toplumumuzun çok önemli bir yerinde görüyorum. Aktüel olması gerektiğine inanıyorum. Yani bu noktada çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Hatta geliştirilmesi gerekiyor. Özellikle mesela şimdi koronayla beraber dijital ortamlar, dijital eğitim, bu noktada bir gelişim olması gerektiğine inanıyorum. Bu noktada gelişmeler var. Özellikle birçok eğitim şu anda online platformlara taşındı. Yani bunlardan örnek alıp veya kendimize pay biçip bunları geliştirebiliriz. Aynı zamanda sadece öğrencilere veya çocuklara yönelik değil, yetişkinlere yönelik de eğitimler devam etmek zorunda. Çünkü hayat boyu bir eğitimden bahsediyoruz. Hı hı. Beşikten mezara kadar ilim. Ve bu noktada gerçekten bunun arkasını veya altını doldurmamız gerektiğine inanıyorum. Buradan anlıyorum ki çevrim içi çalışmalarla hem çocuklar için hem yetişkinler için eğitim de devam etmeli, ileriye yönelik yeni metotlar bulunmalı. Peki yine sorumuz şöyle olsun, bir uzman eğitimci olarak örnekler verebilir misiniz? Neler yapılabilir? Faydaları ne olabilir? Çocuklar için çok önemli bu eğitim çünkü sosyal çevreleri genişliyor özellikle ilk etapta. Zaten benim de kendi anlattığım örneklerden de yola çıkacağımız gibi orada bir paylaşım söz konusu. Problemlerin, dertlerin ama aynı zamanda sevinçlerin de paylaşıldığı bir ortam gelişiyor, oluşuyor. Aynı zamanda ileriye döndüğümüz zaman ve ileriye yönelik baktığımız zaman da bu çevreden de büyük bir fayda sağlanılabiliyor. Yani tekrar bir yerde görüştüğümüz zaman veya şehirler arası gezildiği zaman o insanlarla karşılaşıyor ve büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç oluşuyor. Yanı sıra tabii ki ana dilinin gelişmesi. Yani burada özellikle okullarda ana dilinin konuşması çok hoş veya buna çok hoş bakılmıyor. Bunun yanı sıra
cami eğitiminde ana dili geliştirilebiliyor. Veya bunun haricinde ana dilinin gelişmesinin yanı sıra faaliyetlerde bulunulması, aktivitelerde bulunulması. Gelişimi destekliyor. Gelişimi kesinlikle destekliyor, evet. Yani gelecekte de bu çalışmaların özellikle burada yetişen gençler için kendi öz değerlerini geliştirmeleri için önemli bir nasıl diyelim bir mekan olacak. Yani çalışmalarını, ana dillerini, efendim kendi yeteneklerini geliştirebilecekleri bir ortam olarak devam edecek bu. Ve bu vesileyle kimlik kazanmaları, aidiyet kazanmaları onlara aynı zamanda özgüven de sağlayacak. Hı. Yani özgüvenleri de artmış olacak bu sayede. Ve gerçekten topluma faydalı birer birey haline gelecekler. Zaten istediğimiz de bu değil mi? Yani topluma birer faydalı birey olmaları, topluma katkıda bulunmaları. Bu vesileyle bunun altyapısını da hazırlamış olacağız cami eğitimiyle beraber. Camia TV seyircilerimize, camide büyüyen, cami atmosferiyle kendi kişiliğini, kimliğini ve bu teşkilatın bünyesinde bulan genç bir akademisyen olarak ne söylemek istersiniz? Benim kısa bir anekdotum var aslında. Hocam zamanında kendi hayatından anlatmıştı bu olayı. Kendisi demişti ki, ben aslında doktor olabilirdim, doktor olmayı çok isterdim demişti. Fakat doktor değil de gönül doktoru olmayı seçiyorum demişti. Ben de bu minvalde yürümeye çalışıyorum. Eğer doktor olamazsak gönül doktoru olmaya çalışalım. Çocuklarımızın ellerinden tutalım. Ve inşallah gönüllere dokunalım istiyorum. Evet, eğitim camide eğitim gören kişiler olarak. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum Burcu Hanım katılımınızdan dolayı. Ben teşekkür Bugün ederim. Bir kere daha seyircilerimiz de muhakkak cami etrafında olmak, caminin içinde olmak, o atmosferi yaşamanın ileriye yönelik ne kadar faydalı olduğunu ve kişisel olarak insana ne kadar bir değer kattığının farkına varmış olduk. Evet kıymetli Camia TV seyircileri, bir eğitim söyleşisi programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşmak üzere. İlim ve irfan gölgesinde kalın, hoşça kalın.